Opsiyon yoksa Torreira da top kaybeder, gol yedirir. Ne olursa olsun içinde bir 10 numara yatıyor Sergio Oliveira'nın. Önde iş yapmak yatıyor. Bu oyunu oynamak istiyorsun ama bu oyunu oynayabilecek uyuma sahip henüz değil. Savunma hattı SOS veriyor. Ki Seferovic'in en sevdiği şey biliyorsun Frankfurt döneminde kendisiyle alakalı öyle bir yorumu vardı. Ben oyuncuyu suçlamıyorum. O oyuncuya o koşulları yaratan sistemi sorguluyorum burada. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk Konaviç. Nasıl gidiyor abi, ne var ne yok? İyi gidiyor. Yani biraz transfer döneminde daha fazla çalıştık. Enteresan. Evet. Normalde dinleniriz dediğin dönem. Ve ligler başladı. Diğer başlayan ligler de bu hafta Serie A ile La Liga'da başlayacak. Arkasından Dünya Kupası. Vallahi çok zor bir dönem bizi bekliyor. Abi çok takım izledik tabii. Elimizde artık doneler de var transfer konuşmak. Özellikle eksik bölgeleri, eksik rolleri konuşmak adına. İzlediğin takımlar içerisinde, izlediğin liglerde en hazır bulmadığın hangisi oldu? Manchester United'ı bir kenara bırakırsak. Tabii ki Manchester United yani. Manchester United çok hazır bulmadık. Ülkemizde de bence yeniden başlamanın verdiği dezavantajları yaşayan kulüpler var. Belki bunu göreceğim, Galatasaray daha az yaşadı. O da içeriden birinin transferi yani Okan Buruk'un gelmesi sebebiyle ama Fenerbahçe daha hazırlanacak. Trabzon çok hazır. Geleceğiz ona birazdan. Ve bakacağız ama şimdi gündem herhalde Mertens, Torreira yer duruyorlar valla. Yani şöyle bir sosyal medya iyi kullanıyorlar da yani. Uçakla gelmesi, sosyal medyadan paylaşımlar, taraftarın heyecanı bir anda şey oldu. Galatasaray'ın böyle bir yazı daha vardı hatırlayacaksın. Çakıldığı bir sezondan sonra Ünal Aysal'ın ilk başkanlık yazıydı galiba. Yeni yıldız oyuncularla hava tamamen değişmişti. Çok benzer bir durum denilebilir. Antalya deplasmanı çok kötü zemin, çok kötü hava bence futbol için yine ve kazanılan bir maç. Fena olmayan bir futbol bölüm bölüm. Öncelikle istersen gördüğümüz yeni transferlere dair konuşalım. Çünkü senin Mitchell ile alakalı çok önemli aslında. Hafta içerisinde benim sosyal medyada da gördüğüm bir açıklamam vardı, bir yorumum vardı. Hiç hafife alınacak bir transfer değil. Galatasaray'ın çok önemli bir boşluğunu gideriyor, çok önemli bir boşluğunu dolduruyor demiştin. Şimdi oraya bir de Lucas Torreira eklendi. Öncelikle o orta saha rotasyonuyla başladım abi istersen. Orta ikili yani savunma önünde oynayan orta ikilin iki farklı karakterde olması gerekir. Bunu belki daha kolay algılanabilmesi için bir örnek vererek. Tabii ki her sistemde değişir ama kabaca özet geçiyorum ben. Mesela Almanya milli takımı şampiyon olmuştu. Dünya Kupası'nı kazanmıştı vesaire. Orada yerleri çok net. Bir Schweinsteiger modeli var. Bir de Khedira. Top rakipte olduğunda bunlar belki savunma önünde iki tane çizgi çiziyorlar. Ama topa sahip olduğunda mesela Schweinsteiger tamamen topu alıp dağıtıcı bir roldeyken yanındaki oyuncu iki ceza sahası arasında gidip geliyor. Onu her zaman artık orada bırakıyor ve zaman zaman hücuma, zaman zaman yaptığı koşularla hatta bu artık belki modern futbolun vazgeçilmezi ceza sahası içerisinde yapacağı koşuyla beraber ama diğeri hiçbir şekilde ceza sahası içerisinde girmeden daha çok bütün takımın oyun kurmasını sağlayan ana noktası. Yani kendisine bir ip bağlı her şeyi belirleyen unsur. Şimdi bu noktada roller bu şekilde olacak. Yani benzer durum Trabzonspor'da da var. Benzer durum bu tarzda oynayan sistemlerin çoğunda var. Galatasaray'da o rol, hani Schweinsteiger rolü Torreira'ya verilecek. Torreira alacak, edecek, dağıtacak. Micho bu rolde mesela hem Torreira'nın gücünü yükseltecek. Alışverişlerle beraber, yanına gelerekten kombinasyonlarla beraber ama aynı zamanda ilerideki 10 numara eklemlenerek hücuma da bir opsiyon olacak, gidecek, edecek. Böyle baktığın zaman bunu ben mesela bir de şöyle bakılıyor olaya, geriden top çıkarırken, oyun kurarken sanki tek bir oyuncunun muhteşem bir bireysel şovuyla olacakmış gibi gözüküyor. Oysa topu oyuncu, topa sahip olan oyuncu, oyun kurucu aldığı andan itibaren eğer opsiyonu varsa oyunu kurabilir. Opsiyon yoksa Torreira da top kaybeder, gol yedirir. Opsiyonu sağlayacak olan Micho, Sergio Oliveira veya Taylan Berkan Çıkaldao. Neyse ne. Yani bu hareketlenmedir. Topu attın öndeki bir Kerem veya 9 numara geldi, sırtı dönük aldı, verdi. Alıp vermesiyle beraber hareketlenme sağlanacak ki oyun kurulacak. Yoksa net sırtı dönük topu oyuncu alabildiği için oyun kurulabilir. Ne de Torreira çok iyi pasör olduğu için.
Tabii ki pasör olmasının bir etkisi var. Dar alanda kalacak bazen, açı olmayacak. Ama en nihayetinde o hareketlenmeyi Mitchell'un sağlaması çok önemli. Galatasaray'ın en büyük eksikliği hem top alma konusunda ama aynı zamanda top alıcının bir opsiyon, pasör opsiyonu olma konusunda Mitchell'un çok büyük bir faydası olacaktır. Ve daha da önemlisi bu tarz Antalya maçında benim çok dikkatimi çekti. Verdiği asist veya işte bloklamış, 60 metre koşmuş bir kenara bırak. Onlar güzel işler. Ama mesela şunu fark ettim. Oyunu önde oynayan takımlar sıklıkla 2'ye 1'i, 3'e 2'yi oynamak durumunda kalır ve geriye koşarlar. Ve bu geriye koşuşlarda eğer pozisyon bilginiz yoksa hızınız dahi sizi kurtarmayabilir. Mitchell geriye koşarken hem rakibi hem topu o kadar iyi gözetti ki, yani bu bir pozisyon bilgisi, buna alışkanlık olmak, bunun tecrübesini yaşamak da önemli. Yani doğru noktada adama basmak kadar, mesela Berkan'ın çok enerjisinden bahsediyoruz. Ama gereksiz bir şekilde önde bastığı için arkada yalnız kaldı. Biz çok başta. Ben bunu çok önceden Hırvatistan Türkiye 2000 işte Avrupa Şampiyonası'nda göstermiştim. Yani orada Ozan Tufan'ın bir tık ileriye gereksiz basışı Selçuk'u yerinden ediyor, onu yerinden ediyor ve içeride bomboş bir adam bırakıyorsun. Pozisyon oldu, gol olmadı ayrı bir konu. Yani pozisyon bilgisi çok önemli. Ve Norveçli altyapısı çok iyi. Uzun süre bu pozisyonu oynamış, yani 5 yıldır Alkmaar'da bunu oynamış. Bence bunun tecrübesi çok önemlidir. Bunun tecrübesine sahip. Berkan Çıkaldoya bazen kızmak da çok anlamsız. Çünkü öyle başladılar, altyapıda hiç o eğitimi görmediler, buraya gelmediler. Ben Frederick Mitchell'un ihtiyacı olan bölgenin has adamı olması açısından mucizeler yaratmayacak. Zaman zaman o başladığı bir aksiyonu finalize etmede problemler yaşayacak. Ama o konuda ben onu iyi biliyorum. Torreira varsa Mitchell da artık kendini onunla beraber daha kolay bir şekilde ileriye geri atacak, tutacak. Sergio Oliveira ise daha önceden analizinde de bahsetmiştim. Çok iyi yapabildiği bir eylemi ikincisinde çok iyi yapamayabiliyor. Yani oyuncuya şunu yapamaz diyemem. Ama bunu istikrarlı bir şekilde yapamaz derim. O yüzden 10 numara değil. 8'e kayıyor. Mücadelesini arttırmak durumunda kalıyor. Modern futbolda var olmak için. Ve ne olursa olsun içinde bir 10 numara yatıyor Sergio Oliveira'nın. Önde iş yapmak yatıyor. Oralarda bulunmak yatıyor. Ve bu da ister istemez bir problem çıkarıyor zaman zaman. Bazen diyorsun ki önde iyi işler yaptı. Arkada güzel bastı. Ben istikrar açısından, Frederick Mitchell'un oyun istikrar açısından daimi bir 11'in parçası olmasını düşünüyorum. Torreira ise mesela yine Frederick Mitchell'e geleceğim. Şimdi Torreira bazıları diyor ki işte abi top kapması geçen sene istatistiklerinden bahsediyor. O top kapma istediği Torreira'da ikiye bölmen gerekir. Bir, defansif orta saha olarak merkezde kaptığı top ortalama bir seviye. Diğer kendi tabii eşitleriyle, kendi seviyesindeki oyuncularla beraber Serie A'da ama hücumda kaptığı, kazandığı top lider. Savunmacılar arasında, defansif orta saha arasında. Çünkü onu orada kullandığın için zaman zaman burada kapacağı pek çok toptan da alıkoymuş oluyorsun. Önde İtalyan öyle yapıyor. Öndeki 3 baskıdan santroforun hemen arkasında rakibin oyun kurucusuna basıyor. Kendisi oyun kurucu. Mesela bir şey, Lucas Torreira'ya kim basar? Rakibin 10 numarası. Ama ona o kime basıyor? Rakibin oyun kurucusuna basıyor. Oysa kendisinin aynı konumda, aynı pozisyonda olan insana basıyor. Bir marka etmiyor yani onu. Ön taraftaki baskıya katıldığını baskıda görüyoruz. Çünkü çok etkili olduğu için ve orada da top kazanmasını arttırırken genel ortalamasını düşürebiliyor, merkezdeki ortalamasını. Peki Mertens'in varlığıyla orta sahayı bir kez daha kurgulamak gerekecek abi. Şimdi benim için söylüyorum. Torreira, Mitchell'i savunma dörtlüsünün önüne koyduk. Bundan sonrası değişecektir. İstikrarlı bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Yani bundan sonra bu ikiliyi ortaya koyduğun zaman bazen mesela Mitchell formsuzsa bu ikiliyi Torreira, Sergio Oliveira'dan da oluşturabilirsin. Bu da mümkün. Ama o zaman Torreira'nın rolü biraz daha değişecek gibi gözüküyor. Yani Sergio Oliveira da çok fazla ileriye gidiyor. Ben Torreira ileri gittiğinde onun arkasını iyi bir şekilde yani pozisyon bilgisi daha biraz arkayı kollama güdüsü, pozisyon bilgisi demeyeyim ama arkayı kollama güdüsü daha yüksek bir oyuncu bekliyorum. Transfer edildiği gün konuşmuştuk ama abi. Mourinho döneminde Roma'da biraz daha hatta Cristante ile oynadığı maçlarda bile savunma rolünü çok arttırdığını gördük Sergio Oliveira'nın. Yani biraz daha işin savunma tarafını öğrendiği gibi ki orada şey içgüdüsü de var tabii. Avrupa'nın büyük liglerinde kalabilmek için 10 numara işlerini çok istikrarlı yapamadığı için savunma... Bir de Roma'nın oyun felsefesinden kaynaklanan bir durum biraz evet o da öyleydi yani. Roma sonuçta 1-0'ı bulduğu andan itibaren yani Trabzonspor'un farklı versiyonu gibi. Bütün maçı geride oynayabiliyor.
Ve Cristante de öyle bir oyuncu ki stoperden 10 numaraya kadar bölgede oynayabiliyor. Ama savunma özellikleri olan bir oyuncu yani. Sistem bir de Roma üçlü savunma. İkinci yarı çıktığında. Yani evet. Her zaman için bir tane orta saha iki stoperin arasında girmiş gibi düşün. Onun önünde oynuyor Sergio Oliveira. Yani bir üçlü savunmanın önündeki 8 ile dörtlü savunmanın önünde savunma oyuncusu çok daha başka. Şimdi Arao dörtlü savunmanın önünde oynuyor. Üçlüye çeviriyor. Arao'nun önünde koymuş oluyorsun Sergio Oliveira'yı. Roma'daki performans açısından söylüyorum. Ki Porto'da 4-4-2'nin iki merkezinden birisi. 4-4-2 yani bir de. Abi şimdi tabii arka tarafını konuşuyoruz ama Mertens de Seferovic'in profilleri orası... de çok uyumlu gözüküyor. En azından teoride. Hani ikinci bir forvet olarak Mertens'e çok iyi alan açabilecek, tabii. Uyumlu oynayabilecek bir isim gibi. Okan Buruk en başından beri Galatasaray'da 4-4-2'yi istiyor. Yani gerek maç içerisinde Kerem buraya geliyor. İşler iyi gitmediğinde hemen Kerem'i buraya atıp Emre'yi veya şeyi buraya sokuyor. Yani eğer ki bence 4-4-2'yi hücum 4-4-2'si. Genelde 4-4-2 savunma sistemidir şu açıdan. İki tane savunmanın oyuncusu koyuyorsun hücuma gitmeyen. Kanatlar da genelde orta sağ kanat oluyor ve bu şekilde kullanabilirsin ama 4-2-4'e dönüşebilecek olan hücumcu bir 4-4-2 için, baklava 4-4-2 için böyle çok pres gücü yüksek oyunculara ihtiyacım var. Okan Suat Emre'nin farklı versiyonuna. Bunu da Torreira ve Micho gibi oyuncularla zaten başarmaya çalışıyor. Eğer Torreira ve Micho gerekli başarıyı gösterirse o zaman bence Galatasaray Torreira, Micho, Kerem Yunus ve Mertens Seferovic oynayabilir. Ama bunu oynamak için uyuma ihtiyacım var. Gegen pressing'in çok iyi çalışması gerekir. Yani kaybettiğinde hemen topu kazanman gerekir ki kontra yemeyesin, uzun top yemeyesin, arkada geniş alanda problem yaşamayasın. Bir de buna göre de stoperlerin. Yani benim tek Galatasaray ile ilgili en büyük endişem şu. Bu tarz durumlar kompakt oyun ve uyumu çok şart koşar sana. Sürekli aynı 11'e çıkarman gerekir. Şimdi Galatasaray'ın çok ciddi sıkıntısı stoper hattında. Nelson da giderse ki Nelson'un Bardakçı'nın bile daha uyumu test edilmedi. Mesela geride Antalyaspor karşısında gördük. Geniş alanda Abdülkerim Bardakçı çok ciddi problem yaşayacak. Hacı Wright'a karşı çok zorlandı. Çok zorlandı. Genel anlamda Galatasaray geniş alanı savunmakta zorlandı. Sasha Boy da zorlandı mesela ki Sasha Boy full eli bir oyuncu olmasına rağmen. Dolayısıyla bu oyunu oynamak istiyorsun ama bu oyunu oynayabilecek uyuma sahip henüz değil. O yüzden de geçiş aşamasında henüz beceremediğinde Mertens ya en uçta oynar Seferovic yerine ya bence sol kenarda oynaması problem ama sol kenar forvet oynayabilir. Orayı o üçlüyü de Micho, Torreira, Sergio Oliveira'dan oluşturur. Yani ben hep şunu söylerim. Belli bir aşamaya geçince ancak belli bir uyum gösterebiliyorsanız daha hücumcu veya daha başka bir şeyleri ortaya koyabilirsiniz. Yani Barcelona bu sistem oynayabilmesi için bunun ciddi bir zamanında tecrübesine sahip olması gerekir veya City. Bir seçenek de ben şu da belki düşünüyor mu bilmiyorum ama son dönemde beklerin de Trabzonspor da bunu deniyor. City Haaland'ın ilk maçında farklı bir şey yaptı. İki tane bekini de orta sahalaştırdı. Yani öndeki savunma önüne iki tane bekini birleştirdi. Kenarları açtı ki oyun genişlesin, Haaland alan açılsın. Dönüşleri de çıkışları da bu orta sahalaşan beklerle oyunu o bölgeye kapatsın. Şimdi burada Dubois'un da çok ciddi bir rol olacaktır eğer oynamaya başladığı andan itibaren. Yani Dubois çünkü genel oyun karakteri olarak merkeze kayabiliyor. Evet. Orada biraz daha o zaman yani şu tarz bir önemi olacaktır Dubois'un. Eğer bu oyunu da başarabilirse, merkeze kayma Cancelo'luk yapabilirse zaman zaman Pavard'ın Bayern Münih'te yaptığını tabii o zaman o 4-2-4'ü yapıyordu. Evet. Mümkün kılacaktı. O zaman 4-2-4'ü o zaman Mertens'i biraz daha mümkün kılacaktır Seferovic'le beraber. Ama şu an Galatasaray'ın bence çözülmesi gereken problem bak savunma hattı SOS veriyor. Yani Sasha Boy kalacak mı? Omar için başka söylentiler var. Dubois sakatlanabiliyor gördüğünüz gibi. Patrick Van Aanholt ve Kazım Can'ı bir kenara bakalım ama stoper hattı başlı başına problem. Bu açıdan buraları stabilize etmek üzerine çalışmalar yapması gerekir. Daha buraya Alexis Sanchez almakla değil. Şimdi bir şey söyleyeceğim. En uçta Seferovic var. Gomis var. Oğulcan oynayabilir. Mertens zaten sahte 9'da kariyeri zirvesini yapmış bir oyuncu.
daha buraya ne alıyorsun Belotti? Bir şeyler, isimler geçiyor. Ya zaten hiçbiri olmayacak gibi de Sanchez Marsilya'ya gitti. Belotti, tamam yani şeyi söylüyorum. Aranması enteresan. Şimdi Kerem Aktürkoğlu, Yunus, tamam. Buraların her iki tarafını da bir şekilde Mertens de yapabilir. Emre Akbaba da buralara kayabilir. Orta sahalaşaraktan Mertens'e alan açma açısından. Yani ya Dubois'u buraya çekeceksin ya da Emre Akbaba orta sağ kanat kullanacaksın. Ki zaman zaman dönüşlerde veya olay rakip sahaya daha iyi kapatabilirsin diye. Bu da bence, yani şunu söyleyeceğim. Mertens'i çalıştırmak demek skor konusunda problemini halletmiş olman demek. Hatta Mertens'in çalışması Seferovic'in zaman zaman bitiriciliğinin düşük olmasının problemini de götürür. O zaman çok iyi oyuncu olur. Bu açıdan benim baktığım yerlerde, bak şimdi Galatasaray hücumcularını sayıyorum. Seferovic, Mertens, Kerem, Yunus, Oğulcan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılıç da artık orada oynuyor. Bunların en golcüsü, kaleyi görünce en az gol kaç, net pozisyon Mertens. En iyi Mertens. Ki Seferovic'in en sevdiği şey, biliyorsun, Frankfurt döneminde kendisiyle alakalı öyle bir yorumu vardı. Tabii ama şimdi o da değişti. O da artık bitiriciliği da yükseldi. Golcü. 20 gol barajını geçti Portekiz'de. 22-23 yaşında hepsi böyle. Bu yüzden ben ilk etapta Torreira Mitchell'un uyumunun ve istikrarının aynı şekilde Mertens'e yol açacağını düşünüyorum. Başarılamazsa, ki mümkün, olması kolay değil. Çok fazla geniş alanda yakalanırsın, çok fazla pozisyon yersin. O zaman Sergio Oliveira'nın, yani bu arada Mitchell diyorum ama işte Torreira, Sergio Oliveira da olabilir. Duruma göre, rakibe göre değişebilir. Ben oyun istikrarını çok önemseyen, aynı 11'i çıkarmanın çok farklı, gerçekten çok iyi avantajlar olduğunu bilen ve herkesin bildiği bir gerçek olduğunu düşünerekten istikrarlı oyuncuyu severim çok. Ne yapacağını ve en önemlisi istikrarlı ve pozisyon bilgisine sahip oyuncu. Yani dolayısıyla Torreira ve Mitso bu konuda Galatasaray'ı belli bir oyun istikrarına kavuşturabilir. İkisinin uyumu, beklerden veya ilerideki kanat oyuncu, kenar oyuncularından duruma göre orta saha yardımı alması çok istenilen, pres gücü yüksek 4-4-2'yi de mümkün kılabilir diye düşünüyorum ben. Ve nedense bu oyunda ve her oyunda Mertens'in rolünü çok önemsiyorum. Bana göre en kaliteli hücumcu. Genelde Mertens profilinde transferler yapılırken hani takım içi uyumluluğuna veya rolüne bakılmaz. Hani Mertens gibi bir fırsat geldi. Şu an pazarda böyle bir serbest oyuncu var, alalım denir Türkiye'de. Ama ben dediğin gibi Mertens'in bu oyunda çok net bir karşılığı olduğuna inanıyorum. O yüzden sakatlanmadığı sürece iş yapacaktır ki Napoli'deki bu sakatlık geçirdiği yakın dönemde bile oynadığı dakika başına gol katkısı, gol asist gayet iyi Mertens'in. Yani şey olacağını sanmıyorum. Şöyle bir sıkıntı var Galatasaray'da. En büyük sıkıntısı Yunus Kerem'in alternatifsiz oluşu. Şimdi Emre Kılınç farklı bir oyun vaat edebilir ama asla bir Kerem Aktürkoğlu değil. Ya Barış Alper Yılmaz veya o kanada koyacağın Oğulcan da bir Yunus Aktürkoğlu hiç değil. Bunların da gelişime ve rekabete ihtiyacı olduğu için buralara bir transfer istiyor ki haklı olarak. Ama ben olsam Galatasaray için artık bir noktadan sonra yerli avantajlarına bakarım. Galatasaray şu an yerli de ciddi sıkıntı yani. Bardakçı Kerem Yunus kesin oynamak durumunda. Çünkü 4 tane orta saha yabancı, 2 tane bek yabancı. Nelson yerine keşke... Yani Muslera yani... iyi gözükmeseydi belki kalecide düşünülürdü ama Muslera'nın da Antalya'da oynadığı oyun tartışmaya hiç açık değil. Yani. Hiç açık değil ama ciddi bir sıkıntı gözüküyor 3 yerli konusunda. Yani şimdi Kerem hangi transfer yapılırsa yapılsın iyi bir oyuncu ama benim yerim garanti diyor. Haksız da değil. Böyle hiçbir oyuncuya bunu delirtmemen gerekir. Seferovic'e bile delirtmemen gerekir. Yani bir oyuncuya benim yerim garanti olayını delirtmemen gerekir. Hani şunu diyorlar ya, bu Türklerin işte gelişimi için oynamak geliştirir, rekabetsizlik de düşürür, geriye götürür. Niye Kerem rekabet etsin diğerleriyle veya Yunus? Bak ne kadar ilerlediler şu anda ama şu anki sistemde kafalarında her gece yattığında benim yerim garanti edecekler. Bunlar hiç, oyuncu için iyi şeyler değil. Kaybetme korkusu bırak her yerde. Bir ikili ilişkide dahi kaybetme korkusu bitti mi ilişki bitiyor biliyorsun. Burada da böyle yerini kaybetme korkusu olmadan o özeni, intizamı göstermiyorsun. Evet de ne kadar çalışkan bir oyuncu. İnsani bir duygudur söylüyorum. Evet. Ben oyuncuyu suçlamıyorum. O oyuncuya o koşulları yaratan sistemi sorguluyorum burada. Ve o yüzden de Galatasaray'ın önündeki en büyük problem bir şey oldu. Kerem yok, Yunus
kötü oynuyorlar. Hadi Mertens'i geçir oraya. O zaman yerli ne olacak? O zaman 3 orta sahadan birini Türk yapmak durumunda kalacaksın. Berkanlara, Taylanlara bir daha ilk 11 fırsatı doğacak. Haksız bir şekilde ama. Hani kendileri oynarlar, önündeki adamı geçerler ayrı bir konu. Şu anda Kerem Berkan, Taylan Berkan'ın önünde iyi bir sınav var. İyi oyuncular geldi. Bunları geçip formayı alın. Keza Emre Akbaba için aynı şeyi söyleyebiliriz. Aynı durum. Antalya'da biraz daha iyi oynarsa, hazırlık maçının rüzgarının arkasına alsa belki çok şeyi sorgulatacak ama görünen o ki 3 maçı oynadı mı hemen bırakıyorsun. O zaman Galatasaray'ı bu şekilde noktaya koymuş olalım. Tabii ki maçlar ilerledikçe konuşmaya devam edeceğiz.